Bir kez daha getirelim ekranlara ve maç sonrası yapılan açıklamalar. Özet ve maç sonrası yapılan açıklamalar böyleydi. Tüm pozisyonlara bakalım şimdi. Büyük maçlarda tüm pozisyonlara bakıyoruz. Maçta 12. dakika ilk pozisyon varmış hocam. Evet. <laughs> Beşiktaş hata burada. Çok zayıf bir vuruş. Gezal siz de söylediniz hocam. Oyunu normalde beğeniyorsunuz. Beşiktaş'ın oyunu demlendiriyor diyorsunuz ama bugün hiç o Gezal yoktu sahada. Ya bir de en büyük özelliği o pas trafiğini oluşturması anahtar evet. oyuncu. Özellikle rakip yer alanda çok pas hatası yaptı. Yani onun gibi teknik bir oyuncu hadi mülaka yapar, enkudu yapar ama en büyük özelliği zaten yerden oyun tekniği çok güçlü bir oyuncu. Yani o pas sirkülasyonu hmm. en iyi yapan oyuncu ama çok pas hatası yaptı. Çok kötü oynadı. Buradaki vuruşu da hiç Gezal'a tabii yakışmayacak bir vuruş. Çok kötü vurdu yani. Çünkü Gökhan Hocam müsait durumdaydı. Daha iyi bir vuruş yapabilirdi değil mi? Vuruşları hep yapıyordu ama... E, daha uzak köşeye, daha Kötü vuruş, normalde vuruşun olması belirliyor. Yani iyi veya kötü vuruş. Gol olsa her türlü, her türlü iyi vurdu diyecektik. Bu maçta... Eren de e, geç kalıyor, baskı da yok hocam. Yani tabii. Vururken. Yani neyse Hüseyin'i ilerleyen... Kaç pozisyonumuz var sevgili moderatör? 11 pozisyon var. Geçelim bir sonraki pozisyona. Evet. Orada da yine konuşuruz. Yine Beşiktaş hata. Yine ilk yarıdan. Bu da pozisyon işte ilk yarıdan pozisyon olsun diye yayıncı kuruluşta haklı. Koymuş şimdi ucum. kim o müdahale yapan ortaya yaptırıyor? Bak şimdi Perez. Perez'i oynatıyorsun belki savunma yardım etsin diye hızlanamıyor, imelenemiyor. Bakar Az mısın Perez'i? Bak, da o bak, var bak, hocam. Burada birebir oynuyor Perez'de. Bak, bak. Evet. Ya şu kadar alanda bile imelenemiyor, gidemiyor. Bunu görmüyor mu insanlar? Yani bir de Larsen kötü oynadığında işte Perez aşit onu falan. Geçen sene ne oynadılar? yani Perez? Bakar mısın? Gidemiyor Cüneyt. iki metreyi koşacak hali yok ya. Hocam zaten göbeğini görmüyor musun? Bak göbeğini geçtim. At, yani at, atletizm de bitmiş. Ulaş. Diyorum evet. ya kendi bunu çok iyi biliyor futbolunu bıraktığını. Ya burada bıraksan ya altyapıdan bir oyuncu oynat. En kötü daha iyi oynar. Bir de böyle maçta oynayacaksan tamam Trezeguet oynat. Oynat. Yorulursa Cık. hani uzun süreli sakatlıktan Hocam, çıkmış 60 dakika oynat. İşte Trezeguet'in e, durumu. Ben 4-4'lük oynadı bu sezon değil. Evet sakatlıktan da çıktı 30 -35 ama 35 dakika ancak oynayabilir ya, diye sağlık heyeti raporu vermiş. Ya, ya başka bir oyuncu oynat. Diyorum ya başka bir alternatif başka bir oyuncuyu dene. Yani bu Perez'le vakit geçirme yazık ya. Bu arada Maksim'den de hem sizin hem kamuoyunun hem Beşiktaşları bekleyen suç hocam. Pozisyondaki de Maksim çok Maksim, daha iyi bir de yere de çevirebilirdi. Pas attı, önemli, değil mi? Yani biraz sonra o pozisyonda gelecek işte Gezal herhalde burada o topa da aynı şekilde galiba. Yani Maxim yine o kötü Beşiktaş'ın ucunda bir şeyler üretmeye çalışan bir oyuncusuydu bir, bir de, de o çıktı oyundan. Bak, kullanamaz mıydı bir hocam? De o, o yetenekte bir oyuncu. Ya kullanabilir ama zaten sayısal çok üstünlüğü de yok. Beşiktaş'a baksana iki tane ceza sahası içinde oyuncusu var. Redwood dışarıda. En dışarıda da Salih var 8 numara. Yani sayısal üstünlüğü de yok Beşiktaş o kadar. Peki bir sonraki pozisyona geçiyoruz. Sayısın sarı kart gördüğü pozisyona geçiyoruz. İtirazdan mı yiyor? Yoksa yani falden geldi. Bence bu bence hocam sarı değil bu ya. Değil. Eğer faldense ya şu şu hareketten şu, dolayı yiyor şu acaba? Şu kol kalkınca sanki değil evet, mi? Evet sanki ondan yiyor. Yoksa Yok yani sarılık ya bir ben pozisyon, pozisyon da bu pozisyonu var ya açık ve ne söyleyeyim ben yani kendi maçta gördüğüm an hakeme çarptığı için oyunu durdurdu... Ben zannet. de öyle sandım. Kol evet. falan verdiğini hiç düşünmedim yani. Hakeme çarptığı için topu durdurdu dedim çünkü bir müdahale ediyor... Avantajı bırakıp devam edecek diye düşündüm. Çarptı için durduruyor. Sayısında el hareketi yapınca ona kart gösteriyor. Evet. Kendini kurtarıyor gibi geldi bir evet, anda bana. ben de öyle düşünüyorum. Bravo buna faal var ya mı? mı? Gerçi benim olmaz mı? Volkan da işi de. Ya bana göre foul var. Karta gerek yok. Sayısını o yaptığı eliyle hani ihsan eder gibi yaptığı hareketine ona verdiğini düşünüyorum. Yani. Rakibini bozuyor burada Yaralayıcı bir müdahale değil ama. Ama sarı kartlık değil. Sonraki işte elini kaldırdığı Söyledik ya o hareketine veriyor Volkan. Kaburlarından o anlaşılıyor sanki Yok. hocam. Bak evet emin. Evet. Peki devam edelim. Az önce de konuştuğumuz pozisyonlar da var içinde. Onları da bakacağız. Burada yine pozisyondaki isim Sayıs. Evet Gökhan Sarı abi senin yorumunu alabilir miyim? Mi? Gomez foil yapıyor canım. <laughs> Hakikaten bariz foil yapıyor Saiz'e. Topla hiç alakası yok. Topa sıçramayı falan düşünmüyor. Tek amacı sayısı topa vurdurmamak. Çok benzemese de e, birçok izleyicimiz biliyor musun? mesaj bak, attı dün akşamki bak, Fenerbahçe maçında. Burada maçı tek konuşulacak ne musun? Sayısın sarı kartı Arda var pos, değil mi? Evet, sayısın bu. sarı kartı var. Burada ne yapıyor Sayıs? Bak alkışlıyor. Hakeme doğru karar verdiği için <laughs> akışlıyor hocam. <laughs> çok çok enteresan. Bazı futbolcular hocam kaşınırlar maç içerisinde. Özellikle. Burada sarı görmesi gerekir miydi? ikinci sarı. Bana gri çok böyle. Harikadendi. niyetini okuyarak. Hayır, konuşuyor. hayır. Yaptığı folde bir şey yok. Alkışlamak, Alkışlamak için söylüyor. Için Yaptığında yani. böyle iki. kartlık bir hareket yok. Tabii. Şeyin, ne no, o Zaten oraya çok profesyonelce gidiyor. Dikkat et, Masih Gomez. Direkt Hocam. orada, direkt. Yani direkt foli aldırmaya gidiyor. Topa çıkma etme hiç bir derdi yok yani. Ya hakem de hakem alkışlıyor ama doğru karar verdi yakışıyor. yani. Aynen. Tepki Çünkü için burada değil. Trabzonspor aleyhine verildi. Karar. Evet, evet. Beşiktaş da yine serbestlüğe. Tabii onun yani. için diyorum yani. akışçı, yani. doğru karar verdi için akışçı. değil tepki bu. tepki değil, hakemi tebrik etme açısından. Hakem de e, kart göstermedi. Burada karar bu yönde oldu. Bir sonraki pozisyona geçelim. İlk yarıdaki pozisyondu bu. Beşiktaş ikinci yarıda bu kaptırılan toplarla evet. kendisi de pozisyon yaşadı. Masu Hakkı'ya baksana. Cersas. Buyurun. Buyurun. Buyurun Ulaş. Ulaş Özdemir. Yer değiştiriyoruz. Hocam burada Onur Trezeguet'e çelme takıyor mu? Bakalım. Başka Oo. açımız var mı? Var mı sevgili Tolga? Oynatıyoruz. Farklı açılardan bakacağız şimdi. Bu açı var elimizde. Tek bu mu? Bu var. Yaklaştırabilir mi yönetmenimiz? Uğraşırız deneriz. Bir penaltı mı var diyorsunuz? Bence penaltı pozisyon. O bölgeye yoğunlaşalım. Niye düşüyor oyuncu? İşte onu bilmiyoruz. Ona bakacağız. Hocam. Gökhan Hocam ne dersiniz? Oynatalım Topsuz doğru. Dikkat. Öne, öne oynatalım. Abdülkadir sıyrılıyor rakibinden. Devam, büyüttük. devam. Büyüttük hocam o yüzden. Evet, evet. Dikkatlice bakalım şimdi. Pozisyon yani, net penaltı hocam. Şimdi, çarpışma mı? Kasıtlı hayır, bir hareket değil, mi? Hocam. Ben Aynı konuyu mi açmak için. Tre pozisyonu. Evet, Onur Çelme takıyor Trezege'ye. Geçmesine o... izin vermiyor. Onur çel... bak şimdi buradaydı. Söylediği ulaşın. Onur çelme mi takıyor yoksa Trezeguet o topu isterken ikisi de birbirini görmüyor. Sahaya uzatıyor Onur? Çarpıştı müdahale etmek için orada bir ayaklar Hocam, çarpışıyor. Hocam Trezeguet Onur'u görmüyor ama Onur Trezeguet'i görüyor. Ama Onur Trezeguet değil Abdülkadir Ömür'e müdahale yapmak istiyor. Bakar mısın bak sahaya la. elini niye kaldırıyor Onur sonrasında? Yani bir şey yapmadım Bir Şey demeye yapmadım çalışıyor. demek için kaldırıyor. Yani kaldıran genelde yapmış olur ya. Evet. Hani oyun oynarken Onur, de sana rakibine beyler de Trezega Onur'a mı çarpıyor burada koşarken çarpıyor normal hani hocam çelme takıyor. Hayır anladım. Yani burada irdeleyeceğimiz bu, o yani. Bunun bunun başka bir açısı daha var. O gelmedi muhtemelen bize. Bizde yok. Çok şey çok böyle profesyonel de. Ha şu görüntüden bir şey anlaşılmıyor onu söyleyelim evet. bak ulaşın dediği doğru olabilir ama şu görüntüden hiçbir şey anlayamazsın bu pozisyonun ne olduğunu. Yalnız ulaş eğer hakem olursa bir şeyler icat edecek gibi geliyor. Ben <laughs> niye icat edeyim canım yani sonuçta. Allah nereden buldun onu nasıl yakaladın. İşte önemli olan oraları yakalamak ya. Kimse abi. dikkat etmemişti bu pozisyonu evet. yani Türkiye'den bahsediyor. Evet onu diyorum işte ben yani yani icat edecek değil, Herkes icatlar böyle kimsenin ummadığı Başka şeyleri bulmuyor. Aşkın bir bulmazdı. açıdan çelme takıyor. Ya bu açıdan bir kere sağlıklı karar vermek o yüzden imkansız. Başka açımız var evet, mı diye sordum evet. hocam. Buradan çok net anlaşılmıyor. Ya özellikle mesela kale arkası falan çekimi olsa mesela daha net görülür. O yani oradaki iki oyuncunun aksiyonu daha net görebiliriz. Yani bunun üzerinden yorumlamak çok yanlış olur. Niyet okumak gibi olur yani. Ya burada Abdül yani hakikaten topu almış, diplemiş, gol olsa muhteşem bir gol bir kere. Mert'in üstünden diplemiş, her şeyi yapmış. O ara biz kaçırmışız. Ama yani şöyle evet kaçırmışsın abi. <gülüyor> <gülüyor> var var bunun için var. Evet. Var yok ya abi zaten var da Mete Kalkavan var. Topuyla tüfeğiyle gelmişler diyorum Trabzon abi Allah'ını seversen ya. Ben onu onu görse de verir mi onu Gökhan abi? Vermez. Me Mete Kalkavan efsane bir Trabzonspor yine bir esas var olayı vardır biliyorsun. Şeyde e, 2019 20 o, Başak Şehir, Başakşehir, Trabzonspor Başakşehir ee, maçı. Şikertel'in vaka çektiği, pozisyon. pozisyon. Şimdi Fırat Aydınus onu işte hatta söylemiş bizim Zeki Uzunduru Kan'a beraber konuştuğunda kulağını çınlatalım. Demiş ki yani ben orada görmedim falan. Ben pozisyonu tekrar baktım. Net açıdan görüyor bir kere. Tabii, tabii. Bak net açıdan Fırat Aydınus görüyor. Aynı şekilde vardı da o gün Meta Kalkan vardı. Onun için söyledim. Yani o tam bir kırılma maçıydı. Biliyorsun değil mi? İki tak yani Başakşehir ile şampiyonluk yarışı Tam yaşadığı, tam kızıştığı bir haftalardı. Mete Kalkavan mesela orada vara bile çağırmamıştı. Ya bunları görüyorlarsa neden vermiyorlar? İşte onu Mete Kalkavan'a sormak lazım. Peki. Yine bir maçta yine Mete Herhalde, Kalkavan. yok bizim gördüğümüzü gördüler bir şey görmediler. Ben bir şey görmedim şimdi. Bakıyorum bakıyorum hala var mı bir şey diye. Abi sen görüyorsun. Ya bu pozisyona hiçbir şey anlaşılmaz sen, bir kere. Yok ulaş Sen görüyorsun. Sen yorumluyorsun gördüğünü. Buradan çok anlaşılmıyor evet. Buradan hiçbir şey anlaşılmıyor. Başka bir açıda var ama Mete Kalkavan yani önündeki 50 tane ekrandan pozisyonları görüp de vermiyor yani. Ya, o enteresan ya mesela şu pozisyonu ben incelesem bak Trezeguet'e bırakmıyor Onur da sadece öndeki Abdülkadir'in vuruşunu kesmeye gidiyor. Sa tamam sağ abicim, bak sağa şimdi... ile müdahale edip kesmeye istiyor. Blok yapmak istiyor. Trezeguet'in düşüşünden anlıyorsun Çelme takıldığını. Bak izle bir daha. Görüyor musun? Takılı Niye abi? Ya, adam, bu adam, adam. Adam gidip kendini şey oradan bakmıyor ki bir yere çarpıyor birisini. Bir şey diyeceğim sen şimdi araba kullanıyorsun. Önüne biri şey abi çıkıyor çarpmıyor, çarpıyorsun. Çarpmıyor. Nasıl o... bu bilerek takıyor? Onur bilerek çelme mi takıyor? Yani ayağını uzatırken çelme takıyor tabii. Onur. Evet abi bak orada. Ya benim ben ya, pozisyonu başka bir açıdan izlediğim için. Ulaş bu açıdan hiçbir şey bir kere sağlıklı bir şey diyemeyiz. Yani sen de az önce söyledin ya evet. bu açı yani yetersiz bir fikrimiz oluşması yetersiz bu için. Yetersiz bak bir fikir oluşmaz bu açı. Açıdan. Bu yetersiz bari. Peki yani, o zaman atınarak. bir sonraki pozisyona geçelim. Ulaşı Özdemir'in bu pozisyona ilgili böyle bir iddiası vardı. Trabzonspor'un yine gol aradığı dakikalar. Daha uzak köşeye vurabilirdim mi acaba? Ya. kaleci Mert'te de... Bir Orada Omar, ya. Omar Koli de onu rahatsız ediyor. Yoksa vurabilir mesela. Bak burada görüyor musun baba bak. Evet. Yani o gelmesi etmesi. Gerçi bir stoper alık onun da sol ayağını uzatması gerekir. Orada en iyi şey yani kaleciden dönen topu bir kale güvenliği vardır. Gökhan Hoca da çok iyi bilir savunmacı olarak. Takip etmesi gerekir. Evet. Saiz burada çok önemli. Bir hamle yaparak golü kurtarmıştır. Buradaki en iyi olay ne hocam biliyor musun? Gomez'in istemeden asist yapması. <laughs> yani mahkemeye verebilir o Markovic'i. Çünkü topu alıp kendi vuracakken bir bakıyor top yok. Top ayağından açılıyor. Bak bak bak. De... Hay, tabii Hocam, topu kontrol edip bla, vuracak. Bak Markoviç var ya bak. Şimdi Şu anda hareket... ayağından kaçıyor bak. <laughs> ha, Hareketlendi o da önünde buluyor tamam buluyor, Işte, o, Onun önüne evet. şansa geliyor zaten. Vallahi yoksa Asisi o yazılır da ama ondan geliyor top. Ya bak Asisi. normalde şey sola ayrılıp sağa vuracakken bir anda Markovic çıkıyor. Burada bak Burada Lazar Markoviç o hareketli çizgiden ucum oyuncusu olarak hakkını verelim. Mert'in aynı şekilde ama en önemli de Sayıs'ın çok doğru bir hamle yaptığı ve baksana kale güvenliğini direkt dönen topu orada bekleyip uzaklaştırması Öteki, çok önemli. Aynı bunun gibi bir tane daha kolye çıkarıyor. iki tane. Çok, bu bu zaten moment. Burası yani. bu Trabzonspor'un bu momentum'u yakaladığı dakikalar zaten. Peki o zaman hocam, bir pozisyon. Sanki onur değil mi o? Bakayım. Yanlış mı gördük? Pardon. Bakalım bir kez daha. Doğru doğru Onur. Özür onur. dilerim. Aldım. Onuru sen Daldım. oyundan Daldım. attın ya hocam. Onur. <laughs> Onuru attı ya oyundan. hala Onur mu diyor? Bak ama bak. Bak görüyorum yani Bravo. Bakan abi. Peki onun hakkını verelim. Yine bir çok önemli müdahale. Trabzonspor yapmış. hata. 8 numaralı pozisyonumuz. Yine sağ taraftan yükleniyor Trabzonspor. Maçta da 81. dakika. Bu en büyük sıkıntı da burada, bu da Omar Kolin'in yine... Ya bu en büyük... Sosyal medyada bir e, vardı ya, Kiev Beşiktaş e, şeyi, üst üste pozisyonlar, karamboli. Burada Ona atıfta bulundu birçok sosyal medya kullanıcısı. Bir de Masa hakkında hep söylüyoruz ya, savunması çok kötü Cüneyt. Direkt a, aksiyonlar oradan geliyor, farkında <laughs> mısın? Bak şimdi burada birebir oyun, yine Masa bakar mısın? Markoviç burada. Bak geçiyor. orta. karşısına tamam. geçiyor. ya geçiyor. Burada Omar Kole evet tebrik ederim çıkardı. Ama Trezege'de o topu atlaması gerekir biliyor musun? O topu beklemezsin. Bir forvet oyuncusu orada o topu bak bak. Kayarak topa doğru gidip ayağını uzatıp. Top yukarıdan iniyor aşağı. Kayarak üste vurması gerekir. Çünkü Omar Kole ondan daha yakın avantajlı. Sen ayağını uzatıp orada hmm. bir şekilde hamle yapman gerek. Öne doğru gitmen gerekir. Hocam evet. Trezeguet'in. Pozisyonda değeren vardı. Bunu bir öncesinde de yine Eren o aksiyon alanının içindeydi. Şimdi de öyle. Yani Eren o topu direkt o adamın üstüne vurmayı şeye yine Onur Hocam, Yine pozisyonda yani, Onur var. Eren kaç tane sezon içine böyle pozisyona giriyor, vuruş yapıyor ya vesaire. Hocam orada Ona, bak, ya şu, şu oraya geldi Şu boşlukta çok rahatlıkla köşeye bırakabilir. Hayır bırakabilir de Eren zaten genelde kullandığı güçlü aya sol ayağı sağ ayağına gelmiş. Yani böyle kaç tane pozisyona giriyor, kaç tane ceza sahası içine vuruşları yapıyor. Onun için farklı bir beceri, farklı bir yetenek lazım orada. Ve oyun olgunluğu da lazım da tecrübe. A akşam uyumadan evvel Trezegi bu golü atacaktır kesin. <laughs> Yani şu anda evet. kaçırdı da nasıl kaçırdığını kendi de bilmiyor ama akşam uyumadan önce kesin atacak bunu düşünürken. Onur'u da tebrik edelim. Yani sen attın oyundan atmakta haklıymışsın. İki tane pozisyon hayır iki tane net pozisyon bir tane demin ayağa koydu şimdi de çarpıyor. Yani Abu Bakar hani geçen hafta Hocam, atılabilirdi Omar mesela. Hocam Omar de burada Omar Kole'nin hakkını vermek gerek. Ama Omar ki zaten evet. yani esasında hani kaleci kurtar deriz falan bazıları <laughs> çarpar ya kaleciye. Bunda da mesela Trezeguet öyle kaçırmış bence. Yani Kole ne yaparsa yapsın Trezeguet'in bunu atması hocam, lazım. Top sektinde dedim ya ayağın içine gitse topa sekiyor havada. He. Daha vücuduyla ayağını uzatarak tam, gol tam, yapardı. Ne yapmış? Onu. Ya at, diyorum ya gidip haf kendi olduğu yerde yaylanarak topa doğru gitse, uçsa, ayağını uzatsa direkt topla yani kendi de kale içine girecek Trezeguet. Bu arada Gökhan hocam bu pozisyon Enkudu'nun rakip alanının yarım metre önünde kaybettiği Kaybet, pozisyon biliyorsunuz değil mi? Oradan top buraya geliyor. O yüzden de Enkudu panik halinde buralarda desteği gelmiş. Normalde Enkudu çok bugün fazla oyuna gelmez. girdi mi? Burada işte hocam. Ha, ne bileyim yani oyuna girdi mi diye ben merak ha, ettim. Hiçbir şey onu yapmadı. yapıyorsunuz anladım. Yok <laughs> hiçbir şey yapmadı ya. Aldığı her i̇şte topu. kaybettiği top gol oluyordu hocam. İşte onu diyorum. Aldı, i̇şte, Attığı işte, pasta bak ya. bugün. Bir oyuna girdikten sonra var. bana bir tane olumlu hareketini gösteremezsin Enkut'un. Yani Atletico Madrid hazırlık maçında golü attı. Belki orada oynamasının nedeni o. Atletico Madrid gibi bir takıma kontradan gol attı diye oynamasının nedeni bu. Bugün de yani oyuna girdi. 68'de oyuna girdi. Bir tane olumlu hareketi yok. Bir de oyun onluk olmuştu. Pas oyundan çıktı. Direk ucu mu yapacaksın? Sağda. Yedek, Alıp gideceksin Bak, yedek kulübeleri de dahil en atletik, en hızlı oyuncu Enkut'u düşün bir iş yapmıyor. Enkudu'nun toplumda oynamasının nedeni bu Cüneyt. Oyun bilgisi oyun yorumu sıfır ya. Sıfır. Sette yok. Kaybetti. Sen az önce çok güzel bir şey söyledin. Öyle Topların geleceğim. hepsi dikkat et. Set ucumu evet. pas yapacak kalabalığın içine giriyor. Kaybediyor. Beşiktaş o ara ucunu yiyor. Evet. İnanılmaz ya. Yani bugün hakikaten burada yine Mert'in orada bir temasının olmalı. Şu, şu pozisyonda var ya Koley değil. Enkudu olsun gol olurdu. Evet bir sonraki pozisyonumuz Beşiktaş'ın Ata ve Redmond'un şutu. Burada da Uğurcan evet ya Uğurcan, Uğurcan ama burada şöyle Uğurcan yani. var. var. Bakasetası görmüyor. Topa gidip mesela vuracak adamın koşması gerekir. Geriye kaçıyor baba. Bak, bak. Bakar mısın? Geriye doğru gidiyor. Öne doğru gidip açıyor bir arayı. Tabii geriye kaçıyor. E, yani ellerini direkt kollarını arkaya doğru e, baksana koymuş Geriye doğru gidiyor bakar mısın? Gel gel vur. Ya gidip orta üstü olarak bir de derinde oynadı. Siopis yani savunmanın önünde top alan bir oyuncu. Orada hiç yani burada tabii Uğurcan'ın refleksi, Redmond vuruşu da yakın direkt. Uzağa vursaydı, gol, yani sağına doğru vursaydı Uğurcan'ın gol olurdu. Uğurcan bazen fazlasıyla eleştiriliyor ama bu akşam da Uğurcan'ın hakkını teslim etmek lazım. Uğurcan kendini de eleştiriyor zaten. <laughs> ya yani, maç maç zaten Uğurcan'la Uğurcan'la Uğurcan son 30 dakika Mert'in arasında az önce de söyledim ya bir meydan okumaya dönüştü iş. Yani gecenin iki tane yıldızı, iki tane ameli takım kalecisinin ben sen deneyim yok ben yok yok yani olur mu ya sen bende ne değilsin ben senden deneyime döndü. Çok da keyifli kurtarışlar seyrettik. İki Şimdi kalecinin yeteneğini gördük. Bir sonraki kurtarış zaten burada top kornere çıkıyor. Şimdi kornere attıralım. Yine bir Uğurcan kurtarışı izleyeceğiz ki yine zor top. Salih de müthiş vurmuş yalnız. Topa da o giderek açıdan. vuruyor. Ya Ömür'ün mesela çok enteresan. Ömür'ün orada ne işi var ön direkte? O boyla. <laughs> ya bu, düşün Salik gibi çok kaç tane kafayla böyle aşırtır vurur. Ömür avantajı işte. Daha uzun boylu. Bir de hareketli Bir geliyor önüne. Organizasyon takımlar Bak, yapar değil mi hocam? Ön tabi, birini koyup aşırtır. Kesin. Kaleye dediği değil buraya kesin, da Kesin. Salih'in en büyük özelliği topa gidiyor Ömür'e göre. Ömür'ün kör noktası arkasından gelip önüne geçiyor. Görüyor musun? Arkadan önüne geçiyor. Bak. işin İşin evet. tuhafı diyorum ya Abdülkadir Ömür'ün nerede olması gerekir? Bu dönen top ribantlarda Hızlı falan olduğu olması için, gerek. Evet top kazanır da direkt evet. kontratağa çıkması gerekir Trabzonspor ömründe buralarda olması gerekir. Salih Yalnız çok iyi çıkardı. Salih da, iyi hocam. vurmuş. Uğurcan müthiş çıkarmış. Zor. İçeri de yumruklayabilirdi. Evet. Yani müthiş çıkarmış hakikaten. Zor top. <laughs> Muleka da zaten böyle iki elini başın iki elinin arasına alıp bunu nasıl çıkardı gibi bir hareket de yapıyor orada. Orayı da yakaladım abi bu arada. Çok... <laughs> Müthiş gerçekten. Yalnız e, Uğurcan tabii yani bu sene istenen performansının uzağında yetenekli bir kaleci her zaman konuşuyoruz. Mert'le ilgili de şunu söyleyeyim. Mert oynama başladığından beri eğer bunu devam ettirirse lig bittiğinde bırak bir sonraki pozisyona geçip Mert'i de izleyelim ilk 11'i bırak. Bana göre bana göre soktörü. ligde en formda en iyi performansla bitirecek 3 oyuncunun içindedir Mert. Bak oyuncu kaleci demiyorum. Hocam. Hı hı. Yani müthiş bir sezon geçiriyor Mert. Bir sene oynamış bir oyuncunun Tekrar bu performansı vermesi kolay değil. Bu gidiyor, üstünde mi pozisyonu? Evet Tabii, hocam. Hocam he. yani müthiş uzanıyor. Topu ya, alması, sırtı dönük topu alması, sonra dön, dönüşü, vuruşu. Trezegi. Yani çok iyiydi. Tabii Mert'in kurtarışı da Beşiktaş gol yemediyse Mert'e borç. Bak Beşiktaş gol yemediyse Trabzon maçında Mert'e borç. Bu üçüncü net çıkarış. Bir de 15 dakika içinde. Bir evet. de üçüncü Onur'a nasıl vücuduna iterek Trezeguet dediğin gibi pozisyon yaratıyor farkında mısın? Kalçasını çıkarmış orada. Cihaz sahası içine top geliyor tutuyor dönüyor zaten hazırlamış kapasını onu dönüp bak bak dönüp vuruyor yine Mert mükemmel bir kurtarış. Acaba ya bu sene, sene ama Mert bir daha çok puan kazandırdı bu sene. Bakmak lazım ona. Ya bir sene oynamış bir kalecinin dönüşü bu kadar başarılı performans sayesinde ya bu enderdir olacak. bak ender görülür. Bu niye biliyor musun? Yetenek. Yetenekle ilgisi var. Evet. Yetenekli kaleci abi. Sakatlığı da kolay geçmedi hocam. Top tekniği çok iyi. O Giresun maçında Tabii. Sağda sakatlığı. Ön çaprazları koptu. Evet hocam. Yani top tekniği zaten oyunu kurabilen Türkiye'deki bir numaralı kalecidir. Üzerine yoktur Mert'in. En iyi. Yerli yabancılar arasında en iyi top tekniği oyun kurabilen kalecidir Mert. Ki... Şu anda dünya futbolunda da bu tarz kale işler yavaşça. Bir o, o... Yaşı biraz daha genç olsa iyi bir transfer ya bile bir, bir hocam. Tane yaptı hata, bak, bir dolayı. tane yaptı hata var deriz Mert'in oynadığından beri. O da Beşiktaş 2-1 kazandı. Konya deplasmanı. Hı, -hı. Ayağının altından kaçırdı. Bravo. Sizin çalıştığınız. Tabii. Ona düşün o maçı da Beşiktaş 2-1 galip geldi hatırlarsın. Josef attı galibiyet golünü. Onun haricinde Beşiktaş Mert'le puan kaybetmedi. Çok puan kazandı ve takımı da tuttu. Gökhan Hocam Josef Özlemediniz mi? Olsa etkisi olurdu değil mi? Ya şu anda ben Beşiktaş takımının oyuncu kadrosunu beğeniyorum yani. Bence Joseph'un <laughs> yerine alınan oyuncu o açıklığı <laughs> kapatıyor. Aramıyor diyorsunuz. Bence şey aramayacak. Ya sonuçta bu, Ama bu işin güzelliği burada. Oldu. Hiç kimse vazgeçilmezdir. Geliyorlar gidiyorlar. Geliyor. Vegos gitti. Abu geldi. Abu Bakar gitmişti. Gomez geldi. Yani hep devamlı bir sirkülasyon. Yeni yüzler de bu işin Zevki. Hacı Sehir Ahmet zevki. doldurdu mu diyorsunuz? Daha dolduracak daha yaşı genç. Tabii, yaşı genç oyuncu alıyorsun. Ya, Joseph kaç yaşında tabii, Ahmet Oğuz yani, kaç yaşında? Ben şunu söyleyeyim. Ee, tabii Joseph tam bir 6 numara. Son zamanlarda 8'e de evrildi gol attı ama şimdi Hacı Ahmet 6 numara tam değil. 8 ve 10 numaradır. Konya Spor değeri geldiğinde çok santrofor arkası oynadı. Aşırı derecede ofansif yetileri yüksek bir oyuncu. Burada daha derinde oyun kurucu yani stoperlerin önünde top alıyor. Joseph'ten farklı özelliği var daha perspektifi, daha oyun bilgisi, tekniği, duran topları kullanması, şu tollüyle Hacı Ahmet Avuç farklı bir oyuncu profili. Josef daha sıcak temasta olan güçlü, duran toplara gidip gol atan veya savunma arasında dip koşusu yapan güçlü, rakibine karşı fiziksel o kalitesini her zaman hissettiren bir oyuncu. O anlamda iki tane oyuncunun farklı özelliği var. Bunu da söyleyelim. Tabii ki. Son pozisyonumuzu biz yerimize geçerken kalan maçlara bir bakalım artık. Zamanı geldi. Bu haftayı da tamamlamış olduk.